Subutepe fabrikası dolar üzerinden lastiklerini satarken bizlere TL üzerinden ödeme yapıyor. Yaklaşık 10 yıldır ortalamaya vurduğumuz zaman da biz 1000 doların üzerine çıkamadık. Yani bizim şu an istediğimiz ücretler 1500-1600 dolar bandında. Ama yurt dışına baktığımız zaman ortalama 2000 dolar bandında çalışılmaktadır. Geçim sıkıntısı çektiğimizden dolayı da biz bu haklarımızı almak istiyoruz. Fabrikası yaklaşık 11 yıldır üretim yapmakta. Şimdiye kadar her 2 yılda bir sözleşmelerimizde zarar ettiğini söyleyerek, inisiyatif kullanarak işte kurulma, oluşum bu şekilde cümlelerle biz iyi niyetli olduğumuz için çoğu şeyi tamam dedik. Ama şimdiden sonra gerek ekonomik şartlar, gerekse geçim sıkıntılarından dolayı kiraların artması, konut sıkıntısından kaynaklı çalışanlarımızın daha refah bir hayat sürebilmesi için greve çıktık. Greve çıktığımız tarihte Mayıs'ın 29'u 2024'tür. Şimdi Sumitomo fabrikası önceki yıllara göre üretim sayılarını da artırmış durumda. Ortalama bandı 22 bin civarında lastik üretimi yapıyoruz. Bunun çoğunluğu otomotiv endüstrisine orijinal ekipman üretiyoruz. Ve bu orijinal ekipmanları kar payı daha yüksek olmasına rağmen halen sözleşme masalarında işçi arkadaşlarımızın hakkını istediğimiz halde bize vermemek istiyorlar. Biz hak ettiğimiz ücret istiyoruz. Hak ettiğimiz ücret de nedir? İnsanca yaşanabilir bir ücret istiyoruz. Bir Japonya'da, bir Amerika'da ödedikleri ücretleri de biz biliyoruz. Fabrika Genel Müdürümüz ilk geldi buraya. İlk geldiğinde tanışmıştık. Yani Fabrika Genel Müdürümüz derken şu an mevcuttaki 3. Genel Müdürümüz. Ben Japonya'dayken buranın Türkiye'deki ücretlerin çok kötü olduğunu, çok düşük olduğunu biliyordum dedi. Bunu dedi, ben iyileştireceğim, beraber yapacağız dedi. Ve maalesef tamam Türkçe bilmiyor. Tercüman var, kullanabilir. Türkçe konuşmuyor ama Japonca dahi bir 25 kuruş konuşmaktan aciz kaldı mesela. İşte burada anlattığımız mevzu aslında bu. Hani Japon ahlakı, hani insana değer vermek, hani ta Japonya'dayken bizim feryadımız duyuyordun ya, bu hem Türkiye'desi, sonuç ortada. Onun için pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, hakkımızı almadan gelip içeri o üretimi yapmayacağız. Her zaman da şunu söyledik, azdan az, çoktan çok gidecek. Gördüğünüz üzere bizim bir 11 gün kalktı, 11 gündür sigortamızı yapmıyor, ücret almıyoruz. Tamam, paramızı bile bize çok gördüler. Tamam, bize çok gördün. Biz şu an çıktık, dışarıdayız, çalışmıyoruz. İçeride çalışanlara bile çok gördüler. İşte bu kadar kötü bir düşünceleri var. Ama bu düşüncenin bir karşılığı olacak, bir cevabı olacak. Direne direne kazanacağız. Söke söke alacağız. İkinci krizde ne yaptılar? Ya güvenliğe ne gerek var? Duyarlı bir kapı koyalım. Güvenliği işten atalım. Üçüncü aşamada, ya kardeşim sen niye boş duruyorsun? Git reyonlara da çiz. Tamam efendim, hay hay. Ondan sonra ne oldu? Reyoncu işinden oldu. Üçüncü aşamada kriz var. Ne yapacağız? Temizlikçi işten atalım. Kasiyer sen orada boş durma. Bak, reyonları da sen izleyeceksin. Temizliği de sen yapacaksın. Yetti mi? Yetmedi. Malzeme geldi. Yüklemeyi de sen yapacaksın. Ya iyi de benden başka tasarruf edeceğim bir yer yok mu? Maalesef yok. Neden? Soğuk reyonlarımızı soğuk tutmak zorundayız. Sıcak reyonlarımızı sıcak tutmak zorundayız. Şimdi bizde sistem nedir? Bizim bir sevkiyat depo alanımız var. Sevkiyat depo alanında soğuktan üşürüz, donarız. Yani yazın yanarız, kışın donarız. Sebebi nedir? Ya biz burayı ısıtamayız. Neden? Ya burası çok büyük bir alan. Ya işte bulding dediğimiz lastiğin birleşim alanı var. Burayı yaz kış 23-24 derecede tutuyorsun. Ya orada diyor lastik birleşmiyor. Öbür taraf orada diyor lastik üşümez. Yani burada operatör dediğimiz, köle dediğimiz, beden işçisi dediğimiz insanlar var ya, bunların hiçbir önemi yok. Ya pişirme alanı çok sıcak, burayı biraz serinletelim. Yok, lastik için bir etkisi yok. Ya benim için bir etkisi var, ben insanım. Kısaca buradaki grev nasıl başladı, süreç nasıl, bahsetmek isterim. Biz Sumitomo Rubber Ako olarak Japon menşeli lastik üreten bir şirketiz. Sözleşmemizde, üçüncü sözleşmemiz. 2019 sonunda biz Petrolsenato yetki aldık. Fabrikamız 2013 sonunda kuruldu. Tabii o güne kadar bize çeşitli sözler verildi. Kârdan pay verilecek, işte daha iyi ücretler olacak. Fakat tutulmadı. Biz de bunun sonucunda 2019 sonunda
dediğim gibi sendikal sürece girdik. İlk sözleşmemizi 2022 başında yaptık. Bizim örnek olmamız lazım bu organize sanayiye, Çankırı'ya. Biz onun da bilincindeyiz bir şube başkanı olarak. İnşallah biz bunu başaracağız. Bütün yarınlarımıza, lastik emekçilere belli bir seviyeye çıkacağız. Bu organize sanayilere de örnek olacağız. Biz istedik ki kalıcı bir sözleşme olsun bu dönemde. Sözleşmemizde işverenin karını büyüttüğü gibi biz de büyüyelim istedik. Ancak şu an halen işveren büyüyor, biz küçülüyoruz. Sanayide köy kent dediğimiz Orta Anadolu'nun göbeğinde bir yerde grev yapmak zordur. İnsanların aile baskısı, anne baba baskısı, eş baskısı vardır. Ama buna rağmen 2400 tane sendika üyesi arkadaşlarımız ilk günkü dirayette 11. günde de dimdik duruyorlar. Bu da artık haklarını, temel haklarını, özgürlüklerini tam anlamıyla kazanabilmeleri adına verdikleri büyük bir mücadeledir. Büyük bir başarıdır. Biz inanıyoruz ki bu süreçte grev sürecinde haklarımızın tamamını, taleplerimizin tamamını almadan içeriye girmeyeceğiz. Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Talepler kabul edilene kadar devam edecek. Sumitomo işçilerinin yanındayız. Her türlü yanlarında olacağız. Dayanışma kazanacak. İnsanca yaşam için sağlıklı bir ücret, garanti bir ücret istiyoruz. Yaşasın Petrol İş, yaşasın İşçilerin Birliği. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız.